Musa Peygamber'in Hikayesi Binlerce sene önceydi. Mısır'da yaşayan İsrailoğulları için hayat çok zordu. Çünkü Kral Frevon onları köle gibi çalıştırıyordu. O son derece zalim bir adamdı. İsrailoğullarını ancak bir peygamber kurtarabilirdi. Bunun için Allah'a dua ediyorlar yeni bir peygamber göndereceği günü hasretle bekliyorlardı. Günler, aylar, yıllar hep böyle geçip gitti. Bir gün Firavun'un kahinleri ona bir haber verdiler. Yüce Firavun, İsrailoğulları içinden bir erkek çocuk doğacak ve o senin saltanatını yıkacak. Acımasız Firavun hemen bir emir verdi doğan her erkek çocuğunu öldürün. Ve Firavun'un askerleri bu acımasız emri yerine getirdi. İsrailoğulları arasında yakında bebeği olacak bir kadın vardı. Ya bebeğim erkek olursa diye gece gündüz ağlıyordu. Zavallı kadın korktuğu başına geldi. Erkek bir bebeği doğdu. Ona Musa adını verdi. Sonra bir sandık buldu. Bebeğini sandığa koydu ve onu Nil nehrine bıraktı. Sandık çok güzel bir kayık gibi nehrin üzerinde yüzüyor, Allah'ın gitmesini dilediği yere doğru hızlıca gidiyordu. Sandık gide gide Firavun'un sarayının bahçesine kadar gitti ve orada durdu. Firavun'un Asiye isminde bir hanımı vardı çok iyi kalpli bir kadındı. Çocukları çok severdi. Bu ne güzel bir bebekti böyle. Asiye çok sevindi. Bebek artık sarayda kalacak. Ona Asiye bakacaktı. Ama önce ona bir süt anne bulmalıydı. Ve İsrailoğulları arasından bir kadın bulundu. Bu kadın Musa'nın annesiydi. Ama bunu ondan başka kimse bilmiyordu. Günler, aylar ve yıllar gelip geçti. Musa büyüdü. Genç bir delikanlı oldu. Musa sarayda yaşıyordu. Ama İsrailoğullarının haline çok üzülüyordu. Bir gün bir adamın İsrailoğullarından gariban birini dövdüğünü gördü. Bu haksızlığa dayanamadı ve adama bir tokat attı. Adam Musa'dan tokadı yiyince düştü ve öldü. Musa'nın böyle birine öldürmesi büyük bir suçtu. Mutlaka cezalandırılmalıydı. Muhafızlar her yerde onu arıyorlardı. Musa Mısır'dan kaçmaya karar verdi. Gidebileceği en iyi yer Medyen ülkesiydi ve hemen yola koyuldu. Gizlice Mısır'ı terk etti. Orada iyi insanlar ve Şuayb peygamber vardı. Onlar Musa'yı, Musa onları çok sevdi. Ve Şuayb peygamberin kızı ile evlendi. Musa Medyen'de 10 sene kaldı. 10 sene sonunda ailesiyle birlikte Mısır'a doğru yola çıktı. Yol Uzun ve zordu. Havada çok çok soğuktu. Musa dağın tepesinde bir ışık gördü. Bu ne olabilir? Olsa olsa bir ateşti. Musa ateş almak için ışığa doğru koştu. Ama o da ne? Bir ağacın dalları yanmaktaydı. Ama bu ateş ağacı yakmayan bir ateşti. Peki ama bu neyin nesiydi? Birden şöyle bir ses duyuldu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Musa önce çok korktuysa da kendisine sesini duyuranın Allah olduğunu bildi ve Allah Musa'ya orada peygamberlik verdi. Musa peygamberi Mısır'da kardeşi Harun karşıladı. Ve Allah Harun'a da peygamberlik vermişti. Harun peygamberin görevi Musa peygambere yardım etmekti. Yapılacak ilk iş Firavun'a gidip onu Allah'a iman etmeye davet etmekti. Fakat bu ne kadar zor bir işti. Musa peygamber ve Harun peygamber Firavun'un karşısına çıktılar. Ona Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlattılar. İsrailoğullarını köle gibi çalıştırmaktan vazgeç. Bırak artık yurtlarına geri dönsünler dediler. Firavun "Madem peygamberim diyorsun, o zaman bize bir mucize göster de inanalım." dedi. Musa peygamber asasını yani elindeki sopayı yere attı. Asa Firavun'un ve adamlarının gözü önünde Ejderha gibi bir yılana dönüştü. Musa peygamber yılanı tuttu. Tutunca yılanı tekrar asa oldu. Firavun gördüklerine şaşırdı. "Sen ne büyük bir sihirbaz olmuşsun böyle." dedi Musa peygamber. "Ben sihirbaz değilim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bu da sihir değil, Allah'ın mucizeleri." dedi. Ama Firavun inanmadı. Çünkü inanmak istemiyordu. Musa peygamberin haberi bütün ülkeye yayıldı. Firavun bu işe çok kızdı. İsrailoğullarına ettiği zulmü kat kat arttırdı. Onların Mısır'dan gitmelerine izin vermedi. Musa peygamber ise halkını götürmek istiyordu. Firavun ve onu sevenler, inatlarından vazgeçmiyorlardı. Allah onlara korkunç bir kuraklık verdi. Ama akılları başlarına gelmedi. Kuraklığın ardından günlerce yağmur yağdı. Musa peygambere gelip "Rabbine dua et, yağmur dursun. Biz de sana inanacağız." dediler. Musa peygamber dua etti. Yağmur durdu. Ama onlar sözlerinde durmadı. Sonra bir çekirge sürüsü üzerlerine çöktü. Mısır halkı yine Musa peygambere "Bize dua et, sana inanacağız." dediler. Musa peygamber Allah'a yalvardı. Çekirgeler çekip gitti. Ama onlar sözlerinde durmadılar. Sonra her yeri böcekler sardı. Bu sefer akılları başlarına geldi fakat yine aynı şey oldu. Söz, söz bu sefer inanacağız. Dua et, dediler. Musa peygamber dua etti. Ama yine sözlerini tutmadılar. Sonra her yeri kurbağalar sardı ve yine Musa peygambere sığındılar. O da dua etti. Allah onları kurbağalardan kurtardı. Fakat yine iman etmediler. Firavuna inanıp İsrailoğullarına zulmetmeye, zayıfları, fakirleri ezmeye devam ettiler. Bir sabah suların kana dönüştüğünü gördüler. Musa peygambere koştular, yalvarıp yakardılar. Musa peygamber bir kez daha onlar için dua etti. Sular eski haline döndü. Ama onlar yine Allah'a iman etmediler. İsrailoğulları bu olanlardan hiç etkilenmiyordu. Sadece Firavun ve onu sevenler etkileniyorlardı. Sonunda Musa peygamber ve İsrailoğulları yol hazırlıklarına başladılar. Artık Mısır'dan çıkış vakti gelmişti. Uzun kalabalıklar Kızıldeniz'e doğru yola çıktılar. Firavun bunu duyunca çılgına döndü. Hemen askerlerini hazırlayıp onların peşine düştü. İsrailoğulları Kızıldeniz'in kenarına vardıklarında Firavun onlara yetişti. Şimdi ne olacaktı? Önlerinde deniz, arkalarında ise bir ordu vardı. Musa peygamberse hiç korkmuyordu. Allah'ın onlara yardım edeceğinden emindi ve Allah ona asanı denize vur diye emretti. Musa peygamber asasını denize vurdu ve deniz ikiye yarıldı. Kuru bir yol açıldı. Hepsi birden yoldan geçmeye başladılar. Bu sırada Firavun ve ordusu onlara yetişmişti. Gördükleri karşısında ağızları açık kaldı. Firavun ordusuna emir verdi. Yürüyün arkalarından hep birlikte denizin içinde açılan yoldan İsrailoğullarının peşine düştüler. Fakat İsrailoğulları karşıya geçer geçmez denizde açılan yol kapanmaya başladı. Firavun ve askerleri dev gibi dalgaların arasında kaldı. Ve hepsi boğuldu, perişan oldu. Firavun öleceğini anladığı zaman bağırmaya başladı. Ben de Musa'nın Rabbine inanıyorum. Ben de Musa'nın Rabbine inanıyorum. Fakat artık çok geçti. Allah onun imanını kabul etmedi. Çünkü ona çok fırsat verilmişti. Ama o hiçbirini değerlendirmedi. Firavunluktan hiç vazgeçmedi. Ve su firavunu alıp hak ettiği yere götürdü. İsrailoğulları ise Yepyeni bir hayata başladılar.